İkinci şey yapacağım. Elleri çok iyi ezeceğim. Hani biraz da tortu kalmasın sana. Çatalla iyice bir ezelim. Buyur, 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 buyur. Sen de anlasın. Sonra... Maydanozu büyük, peyniri de büyük bırak. Kolay ya, hindi zaten direkt fırına gidecek. Yani patateslerle beraber. Yani öbürleri minik minik doğruyorsa sen biraz daha şöyle şöyle doğru. Burçin. Hı. Hangisini eksik koysak? Ay Allah! Bu nasıl dün bir şey ya? Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Dün kritiklerde ben tiyo miyom bilmem diyen kadın esmiş, güllemiş buralarda. Ha, tüyo alıyordum, havuçtan tüyo alıyordum, soğandan tüyo alıyordum. Aldığım için mi birileri bastım geline? Ben beşi tutturunca ah ne tüyo verdi. Tüyola, ben tüyo nedir bilmem. Kızlar pardon da. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin kayınvalideleriniz kayınvaliden ne yapıyor? Onu öyle doğra, bunu böyle doğra. Ben seni anlarım, ben seni bulurum demiyor. Yapılması gereken öncelik sırası ne varsa onu söylüyor canım. Canım öncelik sırasını kayınvaliden değil, eğitim danışmanının verdiği tamam. Sıralamaya göre yapıyorsun. Ona gelene kadar kayınvalidenle bir istişare yapıyorsun değil mi az vallahi. Çok? Mesela benim kayınvalidem eti yıka, dondurulmuş sebzeleri, konserve sebzeleri... Bir sudan geçir diyor. Bana sen bunu şöyle doğra ben seni bulurum demiyor. Ne diyor acaba? Sizinkileri de bir izlesek bakalım. İzleyin. Zaten varsa... kayınvalideme tiyoları verdim verdim. Şu an böyle yakan kollarım bilezik dolu. O kadar iyi tiyolar vermiş ki bana. O kadar iyi ki. Zaten kızım. İşte başınıza dolandı o tiyolar. 90 saniye. Bulamadığı için ne yaptığını bilmiyor. Hıncından dün ben çeyreği yakama taktım diye... Suratı bir böyle kendinden geçti kadın dün ya. Dün kayınvalidem zaten bilerek biri bana verdi. Orada da söyledi gelinimi buldum dedi. Bakma. Ben bugün bilerek kendi isteğimle gelinime bir bastım ki en aşağıya düşsün diye. İşte buldu çünkü dün de soğanlarını sen büyük doğramıştın. Kızlar ben seni buradan duyuyorum. Zaten orada da konuşmuşsunuz. Ben bunu... Biz bunu iddia ettiğimizde hayır kesinlikle tüyo yok diyorsunuz. Burada kendiniz konuşuyorsunuz. Kızlar ben bunun açıklamasını yaptım. Ben gerçekten eve gidip soğanı küçük doğramak için uğraşıyorum. Bana hep diyorlar ya işte evinde de mi böyle yapıyorsun? Ben evimde geçiriyorum arkadaşım. Çünkü neden? Ben yapamıyorum. Ben soğanı büyük doğru küçük doğrayamıyorum. İşte... Kayınvaliden bana vermiş diyorları da o kadar vermiş ki bana hep beşleri baş. Kusura bakmayın valla sizin kayınvalideleriniz de bunu yapıyor. Vallahi dün tartışmada biz tüyo vermeyiz, siz tüyo sizin işiniz. Bugüne kadar, ilk sezondan şu ana kadar bütün veterinerlere, bütün 90 saniyelere baksınlar. Gelinimle aramda şu kadarcık bir tüyo yoktur. Ama siz dün inkar ettiniz. Geliniz de tüyoyu siz biliyorsunuz. Sizden hiç yemek tarifi vermemişsiniz Özden Hanım. Ekranın, hep tüyo vermişsiniz. Ekran önünde verdim ama arkada vermedim. Ama 90 saniyeli ağzınızı kapatarak. Ama şimdi bazı şeyleri maydanozu yapamıyor. Maydanozu küçük doğra ne demek? Çiğdem peyniri Hanım. Peyniri iri bırak. Şimdi Çiğdem Hanım bilmediğim şeyin nasıl tarif edeyim? Yani burada yapılanları ben pek hemen hemen yemedim diyebilirim yani. Yemedim. Ayva tatlısı, şey ayva dolması hiç yemedim. Ben de yemedim. Mesela bunu hiç yemedim. Ya ben de bunu bilmiyorum. Siz neden lezzete önerik tarifler vermiyorsunuz? Şöyle yaparsan daha güzel olur sıralamayı yapan lezzetle hiç ilgisi yok. Sizin verdiğiniz tiyoları. İşte, hep küçük doğru büyük doğru malzeme eksik bırak. Ay malzeme şöyle, eksik bırak hani nedir o ya? Onun içine büyük girer ben bu kafadan gidiyorum. Olmaz. Bu bunun içine girerse nasıl durur? Böreğin içinde bu soğan büyük olursa nasıl durur? Lezzeti kaçar mı kaçmaz mı? Tadı değişir mi değişmez mi? Bakın mesela ben maydanozları ve dereotlarının saplarını koparırım. Dün de dedim ki kızım o da doğuruyormuş. Anneciğim dedim ben bilmiyorum onun nasıl yaptığını maydanozu. Ben maydanoz, dereotu şeyleri en son atarım. O öyle haldır haldır kaynayacak bir şey değil. Atarım, dün kapatırım sonra harmanlarım. Dün dedim ki maydanozların saplarını kopar. Dereotunun da geçen gün bir dereotu vardı onları da kopar. Çünkü neden? Şey çok çabuk eriyen bir şey. İçinde kaybolan bir şey. Bu sefer ne olacak? Son attığı için saplar diri kalacak. Bu sefer de onu oradan vuracaklar. Anladın mı? Şimdi sapları bakın. Yok sert kalmış sapı diyecekler. Siz öyle tiyolar vermeyin. Siz veremiyorum lezzet, işte ben başka söyleyeyim tiyo. Şimdi size.
Siz sapını kopar veya koparma deseniz de orada bizim yemek danışmanımız ne diyorsa onu yapacak. Böyle doğrayacaksınız diyorsa öyle doğrayacak. He, o... Siz lezzetle ilgili bir şey vermiyorsunuz. Siz sadece eksik malzeme nereden aklınıza geliyor ya? Eksik malzeme koy içine, koyma diyorsunuz bir malzeme. O da hangisini koymayayım diyor. Fatih Bey, diyorlar ki tüyo veriyorlar. Kayınvalidem öyle demiş. Kayınvalidemizin demesi hiçbir şey işe yaramıyor. Çünkü bize danışmanımız bunu bu şekilde yapacaksınız dediğimiz için öyle yapıyoruz. Hani, hadi ola ki evet annem bana tüyoları verdi. Annem benim tabaklarıma geldiğimiz günden beri beşlerim basıyor. Aksine birileri basıyor. Annem bana birileri veriyor. Ben bundan sonra anladım ki hatta geçen de yayınladık. Ben annemi bana püf noktası tarif verebilmesi için zaten bir şefe götürdüm. Ben annemin bu eksikliğini fark ettim ama orada annem hani tüyo vermiş de yok öyle. Öyle bir şey yok Fatih Bey. Olmuş olsa bile annem bana beşleri verirdi o zaman. Niye veremedi? Peyniri büyük bırak, maydanozu büyük doğra, ben hayır, anlayayım maydanozu diyor. Hayır, maydanozu onlarınkinden küçük doğra. Her neyse, ben malzeme anlayayım diyor. Malzeme eksik bırak yani. Diyor Fatih Bey. Gelini de bunu onaylıyor. Hangisini bırakayım diyor. Malzeme nasıl eksik bırakılır? Bir tanesini koyma içine diyor. İyi dinlemediniz. Öyle bir şey demedim. Aa, evet, malzeme demiyor. Ay sonuna doğru. Hı. Malzemeyi koyma diyor. Sen de diyorsun ki hangisini koymayayım diyorsun. Ay bence yanlış. Evet, ben siz bir duydunuz dedik, mu ben duymadım. Ben duydum, şey ben duymadım. Orada iyi dinledim. Hangisini eksik koysak? Tüyo tüyo diyorsun, siz kendiniz bir tane bir şey bulamazsınız bizim için. Biz zaten öyle şeylerle işimiz olmaz. Biz burada gerçekten nasıl yapması gerekeni anlatırım, giderim ve gelirim güzel yapmasa puanını alır. Siz... Bir saniye dinle beni. Gelir benden. Siz dikkat ettim, geldiğiniz ilk gün, ilk günkü kıyafetinizle burada başlamışsınız. Böyle alevelere dalevelere. Yani yemek anlatmıyor. Şunu maydanozu öbürlerden küçük doğra. Bu ne demek ya? Doğramış mıyım? Ya, Beşim, o gün doğramış mı ama tutmam, bulamam. Bulmuş. Buluyordu arada da. Bir şey soracağım. Siz arada burada... buluyor. Neden kabul etmiyorsunuz? Bir şey soracağım. Yemekle ilgili hiçbir şey söylemiyor siz orada. Sadece aklınız, fikriniz böyle bir çevirelim. Orada yakalandınız ya, her şey çekiliyor. Aklınıza gelmedi bunların çıkacağı. Pes. Her şeyi gördüm, bunu da ilk defa gördüm. Malzeme eksik koyunu ben gerçekten duymadım, aa, hatırlamıyorum. İşimize gelmiyor. Yaka kartımız, bizim burada mikrofonlarımız var. Siz orada nasıl, duyuluyor. Ben çok merak ediyorum, yarın da Çiğdem Hanım'ın VTR'sini yayınlayabilir. Hepsini çıkartabilirler. Ben çok merak ediyorum, siz burada her gün sütlü ekmeklerde, soğan pideleride bunları yapıyorsunuz zaten, her şeyi yapmıyorum biliyorsunuz da. Yapmıyorum canım. Gelininiz o şekilde tarif verebiliyor musunuz? Bakın, ben bugün sütlü ekmeği bilmiyordum. Sadece gelinime dedim ki, mayanı dedim, sütünü ılık, mayanı içine kat. Ayağını, hamurunu yoğur, ondan sonra mayanı koyarsın, yoğurursun. Yuvarladıktan sonra anne bekleteyim mi dedi. Fırının kısık ayarında koy, evet, biraz dedi. Fırında dedim, mayalanır, sonra açarsın, pişer. Pide gibi, ekmek gibi pişirirsin. Kısık ateşte fırında biraz pişir, sonra yükselt. Hem mayalanır hem pişer o arada. Şekeri, sütü, mayayı şöyle ortasında bir karıştırırsın, yedire yedire yaparsın. Her şeyden yani ben yapmış güzel mıyım, yapmamış bu. Mıyım? Ben güzel tüyo derken tüyo. Yani ben böyle şeyler Fatih anlatıyorum. Fatih Bey, ben Fatih bunu Bey. Kabul ettim zaten. Kayınvalidem bana püf nokta veremiyor dedim. Bunu kabul ettim ve götürdüm. Derste aldırttım ben anneme. Hani bak bu şekilde tarif vermen gerekiyor. Sen neye mücadelesini veriyorsun şimdi o zaman? Hayır, mücadele ver. Hani tüyolar verdi de verse de ne işe yaradı demek istiyorum. Yaptığınız ama tutmadı. Tutan da oldu, tutmayan da oldu. Peki, kızlar izleyecek. Fatih Bey, ben çok saf, iyi niyetli bir insanım. Öyle Ali Cengiz oyunlarına ben hiç aklım ermez yani. Öyle bir kurnaz kadın değilim. Oo. Ben buraların 7/24 kamerayla şurada yakalarımıza takıldığı an zaten bir çıt çıkmıyor. Benim çenem durmuyor. Bazen ben oradan siz konuşurken bile Burçin'le konuşuyorum. Anne sus diyor. Unutuyorum bazen kendimi. Ben tüyo müyo bilmem. Bir kuru fasulye nasıl, normalde kuru fasulye pişiriyoruz. Herkes kuru fasulyenin nasıl piştiğini bilir. Evet. İlk gün ne çıktı burada? Su böreğine yakın bir börek. Sen su böreğinin içinde kaşar peyniri gördün mü erimiş? Hep peynir top toptur değil mi? Ben de gelinime diyorum ki, kızım mıncık mıncık ezme şunu. Büyük büyük bırakacaksın, su böreğine benzer bir börek bu. İçinde yok olacak o. Yani bu tiyo mudur? Ben öyle. Hani... Bilmiyorum nasıl verildiğini. Ben ama orada ona yemek tarifi de veremiyorum. Yani bu su böreğine yakın bir börek. Su böreğinin Özen... peyniri büyüktür. Vıcık vıcık ezilmez. Özlem teyzeciğim bak o kadar masum anlatıyorsun ki. Anlatıyorum, masumum. Masumum. Ama bak anlatırken bizi de katıyorsun. Hayır. İşin içine. Orada diyor onlar ki. Onlar büyük doğru değilse sen küçük doğru. Evet. Peynirleri büyük bırak ben bulayım. Ama bırak işte peyniri neden büyük bırak öyle dediğimi. Şey ay konuş, konuş Allah aşkına. Hayır, konuş. Anlatın senden yani şeyde, de.
Vallahi ya seni çok seviyorum, kusura bakma şu kadın yüzünden vallahi. Çünkü bu kadın gerçekleri söylüyor. Fatih Bey konuşayım, ondan sonra dinlemeyeceğim onları. Gerçekler işinize geldi. Çilev Hanım konuşsun lütfen. Et, bir et sote yaparken soğan ay ay doğranır. Ona yemek soğanı ben doğramam, bilmiyorum. Ben de onu diyorum. Yani soğanın doğranış şekli var. Bir soğan böreği, soğan yemeği yaparsan soğanlar iri olur Fatih Bey. Buna cücük soğan konmaz. Maydanoz mu koyacaksın, dereotu mu koyacaksın? Ben onların dibini koparırım. Ben ona diyorum ki kopar kızım dibini, en son kat kararmasın. En son kattığın için kökleri de pişmeyebilir. Ağzına gelir bunlar, ondan sonra laf çıkarır, anladın mı? Bu tüyo mudur? Tüyo işlerine kafam basmıyor Fatih Bey yani. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.